Manşete hoş geldiniz. Birlikte çok güzeliz. Evet. Van. Van'da kayım pususu kuruldu. Bir tuzak, bir darbe, sandığa darbe, milli iradeye darbe ve direniş etkisini gösterdi. Sivil toplumun bir araya gelmesi, demokrasi güçlerinin bir araya gelmesi, partilerin el ele vermesiyle bu karar, bu yanlış karar, bu darbe, sandığa darbe püskürtüldü. Şahane. Şahane bir gelişme, ee, seçimin kutlamaları devam ederken hemen Salı sabahı bastırdığı iktidar, rejim, ne derseniz devlet ve 24 saat sonra da bu karardan geri adım attı. Bunun bu geri adımda, bu püskürtmede pek çok faktör var. Yani tek başına Dem Parti e, direnişi, Van halkının sokaklara dökülmesi ya da tek başına CHP'nin bir heyet göndermesi ya da sosyal ağlarda bir infial olması değil. Tabii hepsi bir arada ama başka bir iki kritik konu daha var. Onları ele alacağız. Resimdeki genç Van'da gözaltına alınırken iki polisin arasında yüzleri de buzlanmış. Keşke açık olsa bu tiplerin yüzleri. Yüzleri açık olması gereken, yüzleri açık teşhir edilmesi gereken tipler bunlar. Çünkü... Kendi çocuklarına ve onların torunlarına ve kendi sülalelerine böyle bir miras bırakıyorlar. Bu utancı bırakmaları gerekiyor. Kendi sülbüne, kendi nesline. Neyse. Şimdi e, gözaltına alınırken kameralara gülümsüyor. Kaç yaşında bilmiyorum. Yani hani 15-16 gibi görülüyor. Belki daha küçük, belki biraz daha büyük bilmiyorum ama 15-16 yaşlarında bir genç. Görebildiğim kadarıyla fotoğraftan. İsmini bilmiyorum. Fotoğrafı kimin çektiğini de bulamadım. Ama çokça dolaşıma girdi. Çokça önüme düştü. Van'da çekilmiş bir fotoğraf. Siz hayata böyle başladınız mı? Yani fotoğrafı görünce aklıma ilk gelen soru bu oldu. Siz hayata nasıl başladınız? Bu çocuk hayata Van'da başladı ve genç yaşında halkın iradesine sahip çıkıyor. Yani oy kullanma çağında mı değil mi bilmiyorum. Genç yaşında iradesine sahip çıkıyor ve iki polisin arasında götürülüyor. Halkın iradesine sandığa demokrasiye sahip çıktığı için. Belki ilk gözaltısı. Belki bunu diğerleri takip edecek. Hayata böyle başlıyor. Dolayısıyla ezbere ahkam kesmeden önce doğuyla güney doğuyla Kürt siyasal hareketiyle direniş mücadele bu konularda tek başına ahkam kesmeden önce bakmak lazım. Hiç gittiniz mi Mardin'e, Diyarbakır'a, Nusaybin'e, Şırnak'a, Gittiniz mi Şemdinli'ye, Yüksekova'ya, Van'a, Ağrı'ya, Iğdır'a? Gittiniz mi? Kaç kere gittiniz? Turistik olarak mı? İş için mi? Eş dost ziyareti mi? Ya da sırf bölgeyi anlamak için mi? Hepsi bir arada. Neyse dönelim konumuza. Kayın pususu, pususu püskürtüldü diyorum ben. Evet pusu püskürtüldü. Çünkü devlet bir pusu kurdu. Seçime saatler kala bir itiraz dilekçesi daha evvel memnu hakları iade edilmiş kişinin tekrar yasaklanması ve %55 ile seçilmiş 245 bin oy almış onun yarısından daha az oy almış AKP'li adaya mazbatanın verilmesi. Verildi mi verilmedi mi onu da bilmiyoruz ama AKP'li adaydan çıt yok. Abdul Ahad Arvas. Arvas ile ayağa kalktı. Bölge milletvekilleri ayağa kalktı. Eski AKP'li Önceki dönem AKP milletvekilleri hüdaparlılar ayağa kalktı. Yani diyorum ya mesele tek başına Dem Parti direnişi, Van Halkı'nın direnişi, CHP'nin heyet göndermesi, sosyal ağlardaki infial değil. Ciddi bir şekilde ne oluyoruz dendi. Birazdan göreceksiniz AKP'nin en önemli kurmaylarından biri cinnet hali dedi. Van'daki karara ilişkin olarak. Hepsi bir araya geldi ve Yüksek Seçim Kurulu Dem Parti'nin itirazını, dikkatinizi çekerim, Dem Parti'nin itirazını saatler içerisinde, bir gün bile geçmeden kabul etti 7'ye 4 oy çokluğuyla. Kabul etti ve mazbata Abdullah Zeydan'a teslim edildi. Bu muazzam bir geri adım attırmadır. Yani tek başına mahalle zaferi değil. Onu zaten zaman içerisinde yani yayın içerisinde irdeleyeceğim. Mahsuni Karaman haklıydık birleştik kazandık. Herkese teşekkürler demiş. Paylaştığı fotoğrafta evet burada Abdullah Zeydan'la birlikte görülüyor. Abdullah Zeydan'ın bir özelliği de şu. Selahattin Demirtaş'ın önceki koğuş arkadaşıydı. Şu anda Selçuk Mızraklı'yla koğuş arkadaşı değişmediyse Diyarbakır'ın kayım atanmış, tutuklanmış, haksız yere hakları gasp edilmiş Belediye Başkanı'dır. Selçuk Mızraklı, Doktor Selçuk Mızraklı. O işte jacuzili falan makam odasını yayınladı. Öyle zaten başına ne geldiyse geldi. Aldılar. O gün bugündür içeride. Ondan önce Abdullah Zeydan, Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşıydı. Ondan zaten hemen Edirne'den bir mesaj yayınladı. Ve e, direnişe katıldı. O arada CHP yeti, Avukat e, Sevda Erdan Kılıç hemen sağında Sezgin Tanrıkulu, solunda Mahmut Tanal bölgedeydi. Evet bunlar güzel hareketler. Bu kadro da bu potansiyel var. Ve bu potansiyelin hep böyle diri, dinç ve olay mahallinde olması gerekiyor. Zannediyorum böyle bir döneme girdik. Evet. CHP yeti. Dem Parti, arkada işçi partisi milletvekilleri var. Erkan Baş var. Ahmet Şık'ı görüyorum. Bir yürüyüş ...düzenlendi bugün e, şeyde, e, Van'da. Başak Demirtaş e, hemen ön saflardaydı, görülüyor. Yanında işte Leyla Zana. Yüzler gülüyordu Cengiz Çandar. Çünkü sırrı sakık görülüyor. E, Dem Parti eş başkanları var. Çünkü yani son derece hukuksuz, kamuoyunu da arkasına alan... ...tüm mahalleleri arkasına alan, bürokrasiyi arkasına alan... ...AKP'lileri arkasına alan bir çıkış oldu, bir direniş oldu... O açıdan sonuçtan emindi insanlar ve kutlamalar 24 saat sonra kaldığı yerden devam ediyor. Birazdan ona da bakacağız. Muhalefet ilk kez bu kadar yüksek perdeden tek ses olup halk iradesine yapılan darbeyi engelledi diyor Said Sefa katılıyorum. Halk örgütlü hareket ederek hakkını söke söke aldı. Tek adamın zora gelince geri adım atacağı belli oldu. Yıkıldı korku duvarları diyor. Saray, re saray rejimi seçimden bile daha e, daha büyük bir darbeyi van'dan almış oldu diyor. Evet. %100 doğru. Hak yerini buldu. Mazbata Abdullah Zeydana verildi demiş Nesrin Nas. Sıra İstanbul'a gelecek demişti. Dün attığı tweette. Aynen öyle. Evet, mahallede gördü bunu. Sıra kendine geliyor. Yani bu saikleme veya bu motivasyonla mı harekete geçti veya gerçekten bu bir evrensel haktır. Temel hak ve hürriyetleri bizim müdafaa etmemiz lazım kim olursa olsun oy versek de vermesek de savunsak da savunmasak da beğensek de beğenmesek de bu dürtüyle mi bu motivasyonla mı hareket etti bilmiyoruz. Hiç önemli değil. Hangi motivasyonla hareket ettiğinin önemi yok. Sıra bana gelecek diye de hareket etmiş olabilir. Temel hak ve hürriyetlerin her daim yanında durduğu için de e, hareket etmiş olabilir. Onun bir önemi yok. Burada sonuç alındı. Tuğçe Varol Van çok önemli bir eşlikti ki dün o hal uyarısını yapan nadir isimlerden biriydi ve o konuyla ilgili söyleyeceklerim var. Ee, önemliydi. İlk, ilk uyarı atışını yapan, ilk ikazı yapan isimlerden biriydi Tuğçe Varol. İyi koku alıyor Amerika'da olmasına rağmen. Van çok önemli bir eşikte aşıldı. Tekraren diyorum ki diyor, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en uzun 4 yılına girmiş bulunuyor. 15 Temmuz gecesi attığı tweette de sivil dikta döneminin başladığını ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını öngörmüştü ve öngörüsü tuttu. O arada Ekrem İmamoğlu evet tweet mesajlarıyla destek verdi. Mazbatayı alırken Van'daki hukuksuzluğa bir kere daha dikkat çekti. Eşiyle beraber mazbatasını almış. Kutluyoruz, tebrik ederiz. Fakat dünden bugüne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tek mesaj bile paylaşmadı. Tek kelime etmedi Van'daki bu hukuksuzluğa dair. Kendi girip kazandığı yerel seçimde Van gibi bir şehirde bir büyük hukuksuzluk oluyor. Bir büyük gasp oluyor. Ve dünya ayağa kalkmış. Mecaz olarak söylüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur, Mansur Yavaş. Yani tek kelime bir şey söylemedi. Onu da yadırgadığımı belirteyim. Yani. Türkiye İnanoğlu için taziye mesajı yayınladı ama Van'a dair tek kelime etmedi. Bunun da altını çizelim. Ruşen Takva'nın tweetini önemsiyorum, birazdan görüntülerini de ekrana getireceğim, kutlama görüntülerini. Verilen karardan daha bizim haberimiz yokken, Abdullah Zeydan konuşuyor. AKP pazar günü mazbatayı almak için başvuruda bulunmuş. Yani, tamam dünden beri Abdullahat Arvas ismini söylerken birkaç kere çalıştım, ondan tek defa da söyleyebiliyorum. Abdullahat Arvas tamam 31 Mart'ta oy kullanırken işte şu mesajı paylaşmış. Ondan beri mesaj paylaşmamış. Ondan önce 4 Mart'ta kayım atanmak istemiyorum, kayım olmak istemiyorum falan filan gibi de bir şeyi var. Kayımlığa karşı olduğunu belirten bir mesajı da var. Fakat birinde, ikisinde, üçünde mesaj yok. Hele dün bugün hiç mesaj yok. Adam yaşıyor Hayat'ta bir mesaj atamaz mı, bir laf söyleyemez mi? Yok. Yani bu bu durumu kabullendiğini gösteriyor. İtiraz etmedi, edemedi. Etse bile yani yarın öbür gün hatıralarını yazdığında bu kendisi için en uzun iki günü anlatır. Kendi 15 dakikasını yaşadı gitti üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Yüzü yerde geçti tarihe. Abdullah Arvas. Ne derse desin. Tepkiyi kamuoyuna açık koyacaksınız arkadaş. Net. Net yani. Yani kayyım ata atanmışsa, karşıysan, devletin bir baskısı varsa, polisin bir baskısı varsa net koyacaksın. Kamera önünde, bu, bugün bu çağda attığın mesajla, sosyal ağlardaki bir paylaşımınla falan. Bak, sağcı Tarvasi aynı sülaleden. Yani sülaleden derken hani soy isim benzerliği de var ama aynı aile yani soy ağacı aynı. Çok sert bir mesaj yayınladı. Yani Arvasi ailesinden... Yani sen diyor nasıl böyle bir şeyi yaparsın sana yakıştı mı diyor ve çok çok ağır sözlerle bir video çekmiş lütfen girin sosyal ağlardaki e, hesabından ex platformundaki hesabından o görüntüyü lütfen girin e, izleyin ben kayım olmayacağım diyemez miydin diyor. Sen biliyorsun ki Kürtler buna itiraz edecekti. İtiraz ettiği zaman bu adam asker yiyecek, kanlarını dökecek. Sen Kürtlerin kanlarının dökülmesi üzerine nasıl hesap yaparsın? Nasıl böyle bir şey alet olursun? Bu kadar aşağılık kompasın içinde nasıl yer alabildin? Senden utanıyorum demiş. Öyle. Lafı yedin bir kere Abdullah Adarvas. Bitti yani. Bu arada acayip yani hemen ee, Van'da birileri harekete geçmiş. Bu da Seyhan Avşar'ın Twitter'den şey X mes, platformundaki mesajından gördüm. Van'ın Saray ilçesi seçimi ikinci olarak tamamlayan CHP'li aday ilçe seçim kuruluna başvurarak seçimi kazanan aday hakkında araştırma yapılmasını mazbatasını iptal edilmesini istemiş. CHP'li aday bak Van Saray yani Van'da tulum çıkarmıştı 14 belediyeyle Dem Parti CHP'li aday heyecanlanmış. Dem Parti adayını düşürün, daha önceden, önceden sabıkası var diye yazı yazmış. Yani CHP'si, AKP'si fark etmiyor, acayip yani. Devran böyle olunca. Şimdi Şırnak Merkez, bakın, Dem Parti'nin Şırnak İl, İl örgütünün binasının duvarına asılmış. Şırnak Merkez taşıma oyla kaybedildi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi, Dem Parti'nin oyu 15.553. AKP'nin esasen gerçekte oyu 11.492. Dem Parti kazanıyor ama 6.541 taşıma oyla Şırnak kaybedildi. Bunu da bu şekilde belgelemişler. Durum bu. Hala devam ediyor olay. Cenk Yiğiter paylaşmış. %100 katılıyorum şahane. Erdoğan artık Türkiye'ye atanmış bir kayımdır Ötesi değil. Aynen öyle. Kendi yaptıklarını yansıtıyorlar. Kendileri kayyımlar yansıtıyor. Yani her şeyiyle. Her şeyle. Bir numaralı o. Ercan Taştekin'in tweetini de önemsiyorum. Eski bir polis akademisi, öğretim üyesi ve polis şefi. Polis şefi olarak 30 yıl hırsızlarla mücadele ettim. Menfaatlerini kaybetmemek için düşündüğünüzden, düşündüğünüzden daha fazla sinsi ve gaddar olabilirler. Olası hamlelerini öngörüp akıllı profesyonel mücadele etmek önemli demiş. %100 katılıyorum. Orada arada MHP Devlet Bahçeli paylaştığı yazılı mesajda MHP'nin oyunu %16.62 olarak açıkladı. Akla zarar. Akla zarar. Bu da haber olarak yer buldu. İşte Star'da şurada burada orada işte Nazlı Çelik diye bir o şeysi var. Çok sevdiği sürekli ona söyleşi verirdi eskiden. Star Haber'de bir işte ekran yüzü var. O da bunu haber yapmış. Ya önün arkasına da bir cümle bir şey koyar. Ya yani Bahçeli 16.62 diyor ama bu oranı nasıl hesapladı falan dememiş yani işte. Gazetecilikte Türkiye'de bir yere kadar. Bahçeli'nin sizi sevip saydığı bir noktadaysanız onun yanlışlarını da görmüyorsunuz bir noktadan sonra. Geçelim. Şimdi iki önemli mesaj paylaşacağım bağlarken yayını. Bu ikisi de önemli. Biri Aziz Babuşçu. Bunlar deve dişi gibi AKP'nin... ...kurucu... ...beyin takımında yer almış... ...belli sırlara vakıf çelik çekirdek içindeki... ...ekiplerin isimleri. Biri Aziz Babuşçu... ...uzun yıllar AKP İstanbullu Başkanlığı yaptı. Van... ...belediye başkanlığı seçimi yapılmış... ...halk iradesini ortaya koymuştur. Kazanan adaya... mazbatasının verilmemesi... ...milli iradeye saygısızlıktır. Kabul edilemez. Yani... ...acayip. Yani bu adam... AKP çelik çekirdeğinin içerisinde geriye doğru 10-12 yılın belli beyin yapıcılarından yani. Bir şey var AKP'de. Yani nasıl olmasın ki bakın Aziz Babuşçu deyince benim aklıma tek şey geliyor. Ee, 1 Nisan 2013'te daha gezi yok 17 Aralık yok yaptığı konuşma AKP İstanbul İl Başkanı'ydı o zaman 1 Nisan 2013'te bundan tam 11 yıl önce tam 11 yıl önce. 10 yıllık iktidar dönemimizde bizimle şu ya da bu şekilde bir paydaş olanlar gelecek 10 yılda bizimle paydaş olmayacaklar. Dün bizimle beraber şu ya da bu şekilde yürüyenler yarın bizim karşımızda olan güçlerle bu sefer paydaş olacak. Çünkü inşa edilecek Türkiye ve ihya edilecek gelecek onların kabullenebileceği bir gelecek ve bir dönem olmayacak. Yani enteresan bir şey. Ve o günlerde onu söylüyordu seçim olacak. Bu seneki seçim şey yerel seçim önemli. Sonraki cumhurbaşkanlığı seçim önemli. Sonra anayasa değişecek, şu olacak, bu olacak. Arada bir tek 15 Temmuz haber vermemiş. Böyle kudretli bir adam. AKP'nin beyin yapıcılarından diyorum ya. Diyor ki Van halkı iradesini ortaya koydu. Mazbatanın verilmemesi milli iradeye saygısızlık. Bir dakika diyorsunuz yani. Bir başkası Erdoğan'ın avukatı. Ta Pınarhisar'dan bu tarafa. Sırdaşı, beraber partiye taşıdığı isim, bakan yaptığı isim, teşkilatta görevle her yerde görevlendirdiği isim, AKP'nin hukuk ekibinden filan. Diyor ki, Van ilimizdeki hayati yazıcı, Van ilimizdeki belediye başkan seçimiyle ilgili 1 Nisan günü zuhur eden bakın cinnet hali durumu. YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Van'da diyor cinnet bir karar verildi, cinnet bir uygulamaya imza atıldı ve YSK isabetli kararla neyse ki bunu sonlandırdı diyor. Yüksek kurulu ve sayın üyeleri iştenlikle kutluyorum. Yani e, babuşçu, hayati yazıcı. Acayip yani partide bir şey var. Eee... Hiçbir şey olmasa bile bir her kafadan bir ses çıkma hali var. Bir rahatsızlık var. Bir dakika ya ne yapıyoruz falan var. Evet. Bu Ruşen Takva'nın paylaştığı görüntüler daha henüz dakikalar önce Van sokaklarından, Van meydanlarından e, kutlama görüntüleri. Niye bunu yaşattınız insanlara? Biz birlikte çok güzeliz. Çok güzeldik, çok güzeliz ve çok güzel olacağız. Bu son 24 saati neden yaşattınız? Neden bir anda valilik sokağa çıkma yasa adeta uyguladı? Gösteriler yasaklandı, giriş çıkış yasaklandı, çevre illerde önlemler. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde birileri kafayı kaldırmaya çalıştığında polis işkenceyle gözaltına alıyor falan. Ne güzel kutlamalar devam ediyordu. Siz bu müdahaleyi yapmasaydınız devam edecekti zaten. Hiçbir şey olmayacaktı. Sizin verdiğiniz kararla ortalık karıştı. Sizin verdiğiniz kararla insanlar sokaklara çıktı. Sonra da kendi ajanlarınızı devreye soktunuz silahlı. Onlar da ortalığı birbirine kattı. Vandallık yaptı filan falan. Birilerini de orada öldürebilirlerdi. Ondan, ondan sonra al başına belayı. 7 Haziran 1 Kasım 2015 arası şiddet süreci Ceylan Pınar'da iki polisin kafasına sıkılarak infaz edilmesiyle başladı. Faili meçhuldür hala acayiptir yani. ...görevlendirdiğiniz bir takım ajanlar... ...birilerinin kafasına sıkıp... ...birilerini öldürüp... ...ahanda işte şehit cenazesi, bayraklı tabut... ...herkes milli iradeye hürmetsizlik... ...ya da işte efendim... E, ...ulusal güvenliğimiz tehdit altında deyip... ...herkes cenaze töreninde birleşebilirdi. Veya... ...olurdu bu yani. Meral Akşener koşa koşa gider önden zaten. Gelecek Partisi deva... ...geri durur mu? Sadece toplasan oyları yüzde bir etmiyor. Mecliste 30-35 kişilik grupları oldu. Maşallah. Neyse... E, büyük bir şeyden dönüldü fakat daha her şey yeni başlıyor, bitmiş değil, devam edecek. Bir şey denendi ama Van'da hakim kaldı. Fakat bu demek değildir ki e, benzer arzu, emel, e, niyet var ve e, bundan sonra da bu bu şekilde uygulanacak, götürülecek. Ondan dolayı e, mühim bir eşik aşıldı veya mühim bir e, noktada e, demokrasi güçleri kayımı ve onun arkasındaki güçleri püskürttü. E, önemlidir. Fakat bu e, bitmiş değil. E, bugün e, evet mahalle, siyaset mahallesi, medya mahallesi, bürokratik mahalle neyse Van'a ne tepki veriyorsa yarın kendine de vuracağı için belki veriyor. Varsın öyle olsun. Sahada kazanılan masada kaybedilebilir. Sahada kazanılanı masada da kaybetmedi. Van bunu gösterdi. İktidar belediyeleri devredemiyor. Ankara'yı mı devredecek? Uzun soluklu bir mücadele başlıyor. Önümüzdeki yıllar Türkiye açısından çok kritik, son derece kritik yıllar. Ve şunu unutmayın. İktidarın en saldırganlaştığı anlar, insanların böyle bir araya geldiği anlar. Türk siyasetçilerle Kürt siyasetçiler bir araya geldi ve iktidar salgı saldırganlaştı. Ve iktidar bir dakika ya ne oluyoruz dedi. İktidar koltuğun altından kaydığını hissetti. Dolayısıyla ee, bu konuyu bir de bu şekilde e, düşünmeniz, ele almanız lazım. İktidar böyledir. Kişinin sevincini kursağında bırakır. Güç bende der. Dört yıl bana katlanacaksın der. Ama onu yapıyor zaten. Yaptı. Ee, Erdoğan sarayda boş boş oturmuyor. Ee, mutlaka yeni planlar, yeni kumpaslar, yeni tuzaklar hazırlıyor. Çevresindeki derin devlet aparatlarıyla birlikte. Dolayısıyla uyanık olmak gerekiyor. Van'da güzel bir sınav verildi. Ee, ve e, bu testi geçti Türkiye Demokrasi Güçleri e, önümüzdeki testlere önümüzdeki sınavlara önümüzdeki operasyonlara bakalım belli ki çok hareketli olacak daha seçimin ikinci gününde bu başladıysa bundan sonraki hareketlilikte e, tahmin edilebilir bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.